Hidayet demek ne demek biliyor musunuz? Hidayet. Ayetlerde hüden diye geçiyor değil mi? Hüden lil müttakin. Ne demek oluyor? Manevi şifa. Evet, manevi şifa, hidayet. İnsanın tevhide varması, hidayet. Şirkten kurtulması, hidayet. Hidayetin bugün başka bir manasını konuşalım mı? Hidayet demek, nefsi firavunluktan, nemrutluktan, şeddatlıktan kurtarmak demek. Şimdi nefis diyor ki, bak diyor, ben kendimi yönetiyorum, kimse bana karışamaz. Bunun çok güzel bir Türkçesi var, canım ne isterse. Nefse ne diyor Sinan adam? Canım diyor, canım. Allah Allah. Senin mücadele edeceğin nefse ne diyorsun? Canım, cicim, böbreğim, ciğerim, kuşum, bülbülüm, sümbülüm. Böyle nefis mi sevilir ya? Kardeşim farz diye bir olay var diyorsun. O adam ne diyor karşılık? Canım ne isterse, canım. Benim bir canım var diyor. Şimdi nefis böyle giderse ne olur biliyor musun? Allah firavunluktan hidayetin nuruna erişemez. Allah'ın ayetlerini çarpık anlayan adamlara dikkat edin. Allah bizi onlardan etmesin. Mutlaka nefisleri karışıyor. İstisnasız ya. İstisnasız nefisleri karışıyor. Bakın çok ince bir sır var. Şimdi benim elim bembeyaz bir yaprak olsa, şu elimde karalı bir yaprak olsa, üstüne çizilmiş, edilmiş, yazılmış. İsmail sen de bir ressamsın. Hangi tuvale resim çizmek istersin? Beyaz. Beyaz olana. Çünkü sen buna çöp adam bile çizsen, şöyle uzaktan tuttuğumda gözükür mü? Gözükemez değil mi diğer karışıkların içerisinde? Allah Azze ve Celle de Saniye Zülcelal olması hasebiyle bize esmalarını nakşedecek, bize esmalarıyla boyayacak değil mi? İşte Allah nefsiyle zaten çizilmiş bir tuvalin üzerine resim çizmek istemiyor. Bembeyaz ya Rab buyur. Kader sensin, kalem sensin. Nefis benim, bembeyazım. İster yazar, ister silersin diyen bir fıtrat önünde görmek istiyor. O yüzden nefsiyle kendi resimlerini çizmiş insanların ayetleri anlamaları nakıs olur. Çünkü Allah esmasıyla tekrar orayı çizmek istemez. Ama nefsini bembeyaz Allah için bırakmış insanlara baksanız, yürürken Allah yürütür, konuşurken Allah konuşur, gülerken Allah güldürür, ağlarken Allah ağlatır. Öyle diyor ayette değil mi? Güldüren de o, ağlatan da o diyor. Allah nefsi bembeyaz tuval olarak kendisine saklayan kullarının her adımında arkalarına destekçi olur. Ama nefsine güvenen firavun meşrep insanlara der ki, haydi kıyamet vakti, şimdi söyle nefsin neye güveniyorsa çıksın da sana yardım etsinler de. O yüzden nefse kendisinin esas malik olmadığını bildirmek lazım. O canım dediğin nefis var ya canım, cehennemde ciğer olur, kebap olur demek lazım, onu bildirmek lazım. Yoksa ne olur biliyor musunuz? Nefis kendi sultanlığını ilan eder. Hele bir de serveti varsa, makamı varsa, dünya yönetimi varsa üstüne ne yapar biliyor musunuz? Allah'ın mülkünü gasp eder, gasp. Yani Allah'ın mülkünde hırsızlık eder. Ben kendi malımı yiyorum, kime ne? Öyle olmuyor mu? Bu benim bedenim, kime ne? Öyle olmuyor mu? Bu benim yaşantım, kime ne? Kime ne olur mu ya? Nefis senden değil, nefes senden değil, dünya senden değil, güneş senden değil, bulut senden değil. Belli ki biri bunları yaratmış, seni de göndermiş bir proje için. Bu kadar aciz bir ahvalde bunlar benim kime ne demek ne demek? Allah'ın malını gasp etmek demek. Neyini gasp ediyorsun Allah'ın? Gözünü. İstediğim gibi bakarım, kime ne? Kulağını. Ben istediğimi dinlerim, kime ne? Allah'ın dilini gasp ediyorsun. Kardeşim ben hürüm, özgürüm, konuşurum istediğim gibi, kime ne? Bu nefsin gemleme zamanı gelmiştir. Şimdi nefis, bu mallar mülkler benimdir diyor ya, tam orada bir kurtarıcı geliyor. Ramazan ayı. Kilidimi vuruyor. Nefis anlıyor ki, bunlar benden değil, istediğim gibi yiyemiyorum diyor. Ne oluyor? O hükümdarlığını, o despotluğunu, o himayesini gitgide kaybediyor. Şimdi bakın bir nefis, firavunlu aday, bunu anladık. Şeddatlı aday, nemrutlu aday. Bir nefis her elini uzattığında oruçsun. Oruçsun. Oruçsun cevabını alırsa işi sonunda pes eder. Der ki tamam anladım, bunlar benden değil. Her gözünü ulaştırdığında oruçsun, her kulağını bulaştırdığında oruçsun, her dilini yanaştırdığında oruçsun cevabını alırsa anlar ki tamam bunlar benden değil. Ben hürüm ama kul olduğum ölçülerde hürüm der ve bunu anlar. Şimdi bunu biraz daha derin anlayalım. Üstad Hazretlerinin tabirleriyle anlayalım ve dördüncü nüktenin anahtar kelimesine, serlevhasına nefis diyelim. Çok keyifli dersler ha. Bak inanın muazzam dersler yani. Pür dikkat dinleyin. Buyurun. Bismihi Sübhanehu. 29. mektup Ramazan Risalesi 4. nükte. Ramazan-ı Şerif'teki oruç nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki. Şimdi orucun hikmeti sayısız. Nefsin terbiyesine bakan da çok. Peki terbiye ne demek? Terbiye ona uygun şekli ona verebilmek demektir. Şimdi şunun ağacı var ya ağacı. Şu masanın ağacı neydi? Terbiyesizdi ya. Kestiler, biçtiler, verniği vurdular, zımparayı vurdular. Ne oldu? Terbiye oldu
ve istenilen şekli aldı. Şimdi nefiste de böyle bir ahval var. Nasıl bir ahval? Terbiyesiz. Yani istenilen kıvam, istenilen şekil henüz nefiste vuku bulmamış. Şimdi atlar nasıl terbiye edilir? Önce yemi çekersin. Sonra gemini çekersin. Hatta böyle at seni dinlemezse, atasözü vardır. Şimdi çok şaşıracaksınız. Ya bu atasözü bu muymuş diyeceksiniz. Gemi azıya aldı derler. Gem var ya gem, atın gemi orada. Gemi değil yani, yüzen gemi değil. Gemi azıya aldı. At gemini azı dişiyle ısırırsa üstüne binenin hükmü iptal olur, istediği yöne gider. Nasıl olursa bunu yapabilir at? Güçlü ve kuvvetli olursa bunu yapabilir. Peki sen ata hakim olsan ne olur? At elbet istediğini dinleyecektir. Ama atla karşı karşıya geleceğim de at güçlü, at. Ne yapmam lazım? Önce terbiye etmem lazım, yani yemini çekmem lazım. Bakın bizim nefsimiz at gibi. Ramazan'daki şu hikmete bakın. Şimdi eskiler nefsi nasıl terbiye edermiş biliyor musunuz? Allah Allah, şu kaideye bakın. Kılleti taam, yemekten kesmişler. Kılleti kelam, konuşmaktan kesmişler. Kılleti nevm, uykudan kesmişler. Demişler ki bu nefse bunlar fazla. Beter olsun demişler. Allah Allah. Bunu ne için yapıyorlar peki cihat? O nefse binip istediği yere götürebilmek için. Şimdi bakın Risale-i Nur'da çok ince bir sır var. Çok ince ya. Nedir biliyor musunuz bu sır? Nefsi öldürmek, mahvetmek, perişan etmek, köşeye çöpe atmak yok. Çünkü nefisteki cihazatlar var ya, gözler, kulaklar, diller. Bunların hepsi Allah Azze ve Celle'yi tanımak için verilmişse benim gözü kör etmem bir eksiklik olur. Çünkü Allah beni tanı diye vermiş. Benim kulağı sağır etmem ne olur? Eksiklik olur, beni tanı diye vermiş. Demek ki ben bunları istediğim yöne sürüklemem lazım. Yani bu asırda bir insanın nefsini öldürmek değil, üstüne binip istediğin yere sevk etmek var. İşte oruç tam bunu sağlayan muazzam tesirli bir sihir gibi adeta. O atın gücünü, enerjisini önce elinden alıyor. Daha sonra sen üstüne biniyorsun, diyorsun ki bu göz ne için? Ne için bak, üstadın cümlesine bak, ne için? Basar masnuatı görüp, şu göz elmayı, armudu, çiçeği görüp. Basir saniyini görmezse, asıl görmen gereken göz, basiretin yaratıcıyı görmezse pek çirkin düşer diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? İnsan gözden fazlasıyla görmek zorundadır demek. İnsan gözden fazlasıyla görür ve bunu kullanmak durumundadır. İşte diğer gözlerin açılmasını sağlayan Ramazan ayı oluyor. Şimdi nebatatla beslenen veyahut hayvanatla beslenen insanların bakın kuyu suyu da aynı beslendiği şeye benzer. Şimdi ben bir elma ağacına gidip elma koparmak istesem naz yapar mı bana? Yapmaz. Sürekli bitkiyle, nebatatla beslenen insanlara bakın, onların da huyu suyu böyle yumuşak olur. Peki ben bir tane şöyle, neydi o Gökhan Hollanda'da sizin o ineğin adı? Belçika mavisi. Kaç kiloydu o? Vardır ya, 300-400 kilo Belçika mavisi. Ben gidip onundan bir makas alsam desem şu bonfileni bana ver. Kolay verir mi? Vermez. Hele bir beni yakala der, hele bir yatır der, hele bir kes der, değil mi? İşte o yüzden sürekli etle beslenen insanlara baktığınızda biraz zor mizaçlı insanlar olurlar. Demek ki insanın beslenmesi de mizacıyla çok ilişkili, doğru mu? İnsanın mizacına iki şey etki eder. Bir, gıda, iki, iklim. Bu ikisi çok etki eder. Şimdi buna bir delil de aslında hınzır etiyle beslenen insanlardır. Bakın, hınzırda bir özellik vardır. Hırs vardır, inat vardır. Hınzır etiyle beslenen insanlara dikkat edin. Teknolojide çok ileriye gitmişlerse dahi fikir, tefekkür ve inanç olarak orta çağda kalmışlardır. Ne belli? Yani siz sadece teknolojiyi baz alarak değerlendiremezsiniz bunu. İnanç değerlerine bakmanız lazım. Üçleme gibi batıl bir şeye inanırlar. İneğe taparlar. Ateşe taparlar. Bu kadar batıl olaylara inanabilecek kadar bu noktada geridirler. Demek ki baktığında insanın beslenmesi dahi mizacında çok ciddi bir yer alır. Şimdi burada her istediği şeyle beslenip beslendiği şeye benzemeye aday bir nefis varken sen bu nefsi terbiye etmezsen İleriki zamanlarda acaba nasıl baş edeceksin? Şimdi benim bunu terbiye etme vaktimde, affedersiniz nefsi hani bir hayvana benzetelim, belki biraz anlayalım diye. Şurada küçücük bir kaniş köpeği var. Bir havlar, iki havlar, biraz ısırır. Hiç kaniş ısırdı mı size? Benim arkadaşım vardı, ısırdı böyle topuktan. Böyle iğne soktu gibi oldu. Hıv dedi, ısırdı böyle. Kıskandı herhalde, sahibini kıskanıyormuş. Şimdi baktığında çok acı veren bir şey değil. Ama dayımın bahçesinde beni bir Alman kurdu kovaladı. Ne oldu biliyor musunuz? Zaman çok göreceliymiş. Ya 10 saniye 10 yılmış meğer. Bütün çektiğim acıları o gün tekrar hatırladım. Ve köpekten kaçmayı başardığımda dizimin bağları çözülmüştü. Küçüktüm. O gün bugündür de uzaktan şafiyim. Köpeklerle bir aramda mesafe var. Çünkü tam böyle zinciri yetmediği yerde beni bonfile yapacaktı az kalsın. Şimdi o hale gelen bir nefsi istediğin hakimiyeti almak çok güçtür. Demek ki bunu güçsüz bir hale getirmek zorunluluğu var. İşte bu güçsüz hale getirme olayını neyi sağlayacak bize?
onun en çok beslendiği yeri kilitlemek. Yani mideyi kilitlemek sağlayacak değil mi? Ve bu şekilde nefis ne olacakmış? Terbiye olacakmış. Şu masadan örnek vermiştik değil mi? Terbiye oldu, masa oldu. Şimdi bir odun terbiye olmazsa nereye gider İsmail? Pelet olur, yakıt olur. Bir seferlik yanar. Peki terbiye olup sultana masa olsa yıllarca yaşar. Şimdi biz bu nefsi ya terbiye edeceğiz, sonsuzlukla buluşturacağız, sultanın masası hükmüne geçecek ya da ben terbiye olmam diyecek, odun gibi ateşinde bir kez yanacak ve bitecek. Mecburuz. Bu dersler bu cihette çok elzem, çok önemli. Devam edelim mi okumaya? Nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Bakın beyler, nefis kendini hür isterden kasıt ne biliyor musunuz? Mutlak hür ister. Bakın, mutlak hürriyet hayvanda vardır. Ve bunun karşılığı nedir? Vahşettir. İnsanda kısıtlı bir hürlük vardır. Bunun karşılığı nedir? İnsanlar hürdür ama Abdullah'tır. Yani onun bir terbiye edicisi, bir sınırlayıcısı, bir oranlayıcısı vardır. İnsana bu şekilde hürriyet yakışmaktadır. Üstad Hazretleri kamp yaptığı bir yerde çadır kuracakken, üstadım burada karınca yuvası var, buraya taşıyın. Burada karınca yuvası var, buraya taşıyın diye diye çadırı karınca yuvalarının üstüne kurdurmamıştır. Bir yuva yıkılarak, telef edilerek başka bir yuva kurulmaz demiştir. Sizce Üstad Hazretleri böyle bir hassas insanlık terbiyesini neyden almıştır? İslamiyet'ten almıştır. Peki bir atom bombasıyla Hiroşimaları, Nagasaki'leri katledenler, bir neslin akıbetini berbat edenler sizce kimin hükümleriyle hürriyet taslamaktadırlar? Hiç insanlığın içerisine sığıyor mu bu tasladıkları? Demek ki şimdi ortada iki tohum olsa, bu tohumun ne olduğunu anlamak için meyve vermesini beklersin. Yani neticesini beklersin. Ortada bir İslam'ın çıkardığı mükemmel bir insan portföyü var. Böyle bir meyve var. Bir de hürriyet diye bize satılmaya çalışılan, insanların güya özgür olduğunu söyleyen ama çarşı pazarlarda aynı insanları pazarlayan, ortada başka bir yapı daha var. Bunların neticesine baktığında hangisinin insanın nefsi için, insanın fıtratı için, saygınlığı için, onuru için, gururu için daha güzel olduğunu anlarsın. Ben inanın çok üzülüyorum bak, gerçekten çok üzülüyorum yani. Filan kez alakasız reklamlarda insanların o daha çok satılsın diye bir obje olarak kullanılması bence o insana yapılabilecek en kötü şey. Ortada saygın bir insan var. Ahsen-i takvim kıvamında yapılmış bir insan var. Bu insan muhabbet edebiliyor, bu insan şefkat besliyor. Bu insandan anne oluyor, bu insandan baba oluyor. Bu insandan ahbap dost oluyor. Sen böyle bir insanı alakasız bir şey satılsın diye en üzücü şekillerde insanlara sunduğunda acaba sen bunu bir mal hükmüne koymuş olur musun, olmaz mısın? Benim için çok üzücü bir şey. Demek ki insanların Abdullah olma kıvamında, o noktada terbiye olmasından sonraki insanlıkları çok güzel. Yoksa orman kanunlarıyla hürriyet, hürriyet değil nedir? Vahşettir. Bunun neticesi ortada. Bakın bir şey daha anlatayım. Zamanında merhum Cennet Mekan Kanuni çadır kurtaracak. Tam padişahın otağının baş direği de karınca yuvasına geliyor. Şimdi o amel, hareket ve tatbikatında sürekli Ebu Suud Efendi'den fetva alarak hareket etmiş. Böyle küçük fetvalara, yazılara pusula denir. Pusula göndermiş, cevap almış. Pusula göndermiş, cevap almış. Hatta Ebu Suud Efendi onun kabrini ziyaret ettiğinde bir kutu getiriyorlar. Hep kendi fetvaları. Eyvah, o kurtuldu, ben ne yapacağım şimdi diyor. Hep fetvaları o verdiği için. Ona bir pusula gönderiyor. Otağımın direğini karıncalar basınca bir mahsuru var mıdır? Karıncayı kırınca. Ebu Suud Efendi ona cevap yazıyor pusula. Yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca. Böyle bir hassasiyeti, böyle muazzam bir dengeyi insana kim verebilir, kim sağlayabilir? Devam. Hatta mevhum bir rububiyet... Bir dakika, mevhum. Yok ama var sanıyor. Bu çok önemli. Nefis kendisini mevhum bir rububiyete sahip zannediyor. Bakın, var mı böyle bir şey? Yok. Buyur oku, devam edelim. Bu mevhum kelimesini bilmemiz lazım. Devam. Ve keyfe me yeşe hareketi fıtri olarak arzu eder. Bakın, nefis kendini bağımsız biliyor, müstakil biliyor ya. Bu yüzden mevhum bir krallığım var diyor. Rububiyetim, yöneticiliğim var diyor. Yani mevhum şu demek. Hakikatte böyle bir şey var mı? Yok ama kendisi öyle var zannediyor. Bunu zannedince nefis ne diyor biliyor musun? Şimdi bakın, şu söyleyeceğim cümleleri gerek kendi nefsimizde gerek eşrafımızdan çok duymuşuzdur. Diyor ki bir Allah'ın istekleri var, bir de benim isteklerim var diyor. Bak bak, ne oldu? Müstakil bir hal aldı bak. Halbuki şurayı anlasa, bu benim isteklerim dediğim var ya, biz Allah'ın var etmesiyle varız diye anlasa, diyecek ki ha, bu nefsin istekleri ancak bir askerin komutanını dinlediği hükmünde geçerlidir diyecek. Değil mi? Şimdi şurayı tekrar anlatmak istiyorum. Nefis kendisinde bu şekilde bir krallık biliyor. Neden biliyor? Her istediği olduğundan dolayı biliyor. Şimdi biz az önce bir şey konuştuk. Tekrar edelim bunu. Bir şeyin sebebini keserseniz sonucu da ortadan kalkar.
Nefsin her istediğini elde ettiğini düşünmesinin sebebi ne? Bir sebebi midesi. Yumruk kadar mideye istediği kadar besleyebiliyor. İstediği gibi. Alevli meyveler, kokteyller, bilmem neler. Şimdi sen buradan sebebi kessen, o mideye anahtarı vursan. Nefis diyecek ki ben bir içeyim, içemezsin. Yiyeyim, yiyemezsin. Harama bakayım. Zaten bakamazdın. Şimdi daha çok hatırladın bakamayacağını. Bir şeyin sebebi ortadan kalkarsa sonucu da ortadan kalkar. Nefis her istediğini, her istediği zaman uzanamayacağını anlarsa bunun sonucu olan despot bir krallık da ortadan kalkar ve nefis der ki demek ki ben kendime malik değilim. Beni yaratan başkası var. Şimdi bakın, burada çok tehlikeli bir şey var. Nefis ne oluyor biliyor musunuz? Allah'ın iradesine meydan okuyan ikinci bir irade hükmüne geçiyor. Ve buna ne diyor biliyor musunuz nefis? Canım diyor, canım. Ya biz kuluz, bunları yapmamız lazım. Canım ne isterse onu yaparım. Bir de nefse ne diyor? Canım diyor, ciğerim diyor, böbreğim diyor, dalağım diyor. Bakın, nefse nasıl hitap ediyor? Sen nefsi böyle şımartırsan nasıl gemlenecek? Ancak Ramazan ve oruç adıyla gemlenecek. Yani şu orucun hikmetlerine bakın. Ortaya baş edilemeyecek ikinci bir insan çıkmak üzereydi nefis. Firavun gibi, Nemrut gibi, Şeddat gibi çıkacaktı. Oruçla onun beslendiği yeri bir gemledin, anahtarı bir vurdun. Dedi ki ben meğer elimi uzatamıyormuşum, demek ben kendime malik değilmişim. Devam edelim, buyurun. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım etmiş ise... Anladınız mı? Servet var, iktidar var, bir de gafleti yardımcı oluyor, evet. Bütün gasıbane, hırsızcasına nimet-i ilahiyeyi hayvan gibi yutar. Bakın, tabire bakar mısınız? Nefis Rabbini tanımazsa hırsız olur diyor burada ya. Ve ne gibi diyor, affedersiniz? Hayvan gibi yutar diyor. Şimdi ben şuradan hayvana bir kemik atsam, yutar mı hemen? Çat! Ama bakın bir artısı var hayvanın. Belki minnet besler. Hiç evine hırsız giren oldu mu ya da bir eşyası çalınan oldu mu içinizden? Okulda oldu. Okulda mı oldu? Peki hırsız sonra gelip teşekkür etti mi? Etmedi değil mi? Ya geçen de malını çaldım ama Allah razı olsun senden demedi değil mi? Bakın hayvana kemik atsanız minnet eder. Nefis gasıbane bir şeyi çalarsa dönüp teşekkür de etmez. Yani ne olduk hayvandan da? Aşağı düşmüş olduk. Olguyu görüyor musun? Yani nefsin her istediği olmaya devam ederse malını kendinden bilecek. Dikkat edin malını veremeyenlere. Ortada ne vardır? Sürekli beslenen, her canın istediği verilen bir nefis vardır. Demek bunun zıttıyla davranmak lazım. İnadına vereceksin. Ya burası esas dünya değil ki. Esas dünya ahiret. Burada versen ne vermesen ne? Bırak imtihanı kazanalım burada. Ama ahirette nasıl olacak? Versen de bitmeyecek bir dünyan olacak bunun karşılığında. Öteki türlü nefsin her istediğini yaparsan ve Allah'ın verdiği şekilde sen tevziat memuru gibi bunları dağıtmazsan ne çıkacak ortaya? Baş edilemeyen bir at çıkacak. Seni istediği yere, yani affedersiniz, hayvanca yerlere götürmüş olacak. Allah Allah. Çok tehlikeli. Bir şey daha bilelim. Biz Allah'tan gasp ettiğimiz malı hırsızca yutarsak hırsızın beklediği netice bizi de bekliyor demektir. Bunu da unutmamamız lazım. Şimdi zekatını vermeyenlere dikkat edin. Bir cihette ne diyorlar biliyor musunuz? Benim malım. Ben kazandım, bana aittir. Halbuki hakikati ne? Allah'tan gasp ettiğim mallar onlar. Çünkü Allah başkasının malını senin malın içerisinde sana vermiştir. Onları ulaştır diye. Çünkü sen bir tevziat dağıtım memuruydun. Ama bu gafilane haletten dolayı bunu da unuttun. İnşallah Ramazan oruç mideyi kitlediği anda bunlar tekrar canlanıp uyanacak. Çünkü beden çalışmazsa ne çalışacak? Ruh çalışacak. Önceden de ruhun çalışıyordu ama bedene hizmetkar olarak çalışıyordu. Akşam ne yiyeyim? Bugün ne içeyim? Ama bunların hepsi kesildiğinde... Ruhun cihazatı diyor ki ben ne yapacaktım? Tamam, madem öyle esas işimi yapmaya başlayayım. Buyurun devam edelim. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil, memlüktür. Hür değil, abddir. Şimdi beyler çok önemli bir yere gireceğiz. İstediği şeye istediği anda ulaşabilmek insandaki malikiyet duygusunu besler. İnsanın kul olduğunu unutturur. Kendisini kral zanneder. Ramazan girince insan helal kazandığına bile ulaşamayınca ben meğer kral değil kulmuşum diye anlamaya başlar. Şimdi bakın, ayın ışığının kendisine ait olmadığını ne zaman anlıyoruz? Ayla güneşin ortasına dünya giriyor değil mi? Bir bakıyorsun ne oluyor? Ay tutuluyor. Karanlıkta kalınca diyorsun ki meğer ışık aydan değilmiş. Neydenmiş? Meğer güneştenmiş. Çünkü ayın ışığı aya ait olsaydı karanlıkta kalmazdı. Sağlık bize mi ait? Bakın ne oluyor biliyor musunuz? Araya bir hastalık giriyor, sağlık gölgede kalıyor. Bize ait olsaydı hasta olmazdık deyip anlamaya başlıyoruz. Güç bize mi ait? Araya bir ihtiyarlık giriyor, gücün kuvvetin gölgede kalıyor. Diyorsun ki eğer bu bana ait olsaydı şimdi de elimde olurdu. Meğer bana ait değilmiş, değil mi? Peki bu rızık, nimetler, mal mülk bize mi ait? Araya oruç giriyor. Yiyeceğin o rızıklarla arana bir mesafe açılıyor ve onlar gölgede kalıyor. Ve diyorsun ki meğer bu rızıklar, nimetler hakiki manada bana ait değilmiş. Hakikaten bana ait olsa istediğim zaman yiyebilirdim diyorsun. İşte bu manayı sen de
oruç uyandırıyor, oruç. Hasan Basri Hazretleri bir gün siyahi bir köle görüyor ve diyor ki senin adın nedir? Adın mı? Benim adım sahibim neyle çağırırsa odur diyor. Peki diyor sen nerede kalırsın? Nerede mi kalırım? Sahibim nerede kal derse orada kalırım. Ne yer ne içersin? Ne mi yerim? Sahibim ne ye derse ben onu yerim deyince ben kulluğu bir siyahi köleden öğrendim diyor. Biz de kulluğu biiznillah araya, o nefsimizle araya oruç girdiği anda gölgede kalacak ya nefis. Diyeceğiz ki demek ki esas sahip nefis değilmiş deyip oruçtan öğreneceğiz. İnşallah. Çok önemli bir metafor. Lütfen unutmayalım. Buyurun devam edelim. Emir olunmazsa en adi ve en rahat şeyi de yapamaz. Şimdi en adi şeyi yapamayacağını bir emirle anlıyor insan. Eskiden mesela bir yemeğe giderdik. Sofra sahibi ye derdi, yerdik. Şimdi sofra sahibi ye deyince de para etmiyor. Ve ne diyorsun? Demek ki sofranın hakiki sahibi başka diyorsun. Bir de kevni emirler var. Yaratılış emirleri. Yani Allah Azze ve Celle ol demezse parmağını bile oynatamaz. Bakın tıp ne noktaya geldi? Ama doktorlar bile sağlığını koruyamıyor. Ölüme engel olamıyor. Neden? Çünkü ortada kevni emirler var. Şimdi bir dönem felç bir arkadaş vardı da tam böyle Rabbine dua ederken odaya bir sinek girmiş. Kafasına da konmuş. Diyor ki konmaz inşallah dedim ama kondu diyor. Ve dedi ki hocam dedi bir sineği kovalamanın bile nasıl bir nimet olduğunu bilemezsin dedi. Biz bilemedik maalesef. Ama o nereden bildi? Ya acizden bildi değil mi? İşte oruç bize bütün kainatın esas sahibini, elimi, kolumu, damarlarıma kadar esas sahibini bildiren en büyük nimetlerden bir nimet, misafirlerden bir misafir oluyor. Evet, buyurun. Elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır, hakiki vazifesi olan şükre girer. Elini neye bile uzatamıyor? Suya bile uzatamıyor ya. Dibindeki suya uzanamıyorsun. Şimdi sen kendinle nasıl bir mülk bileceksin ki böyle bir ahvalde? Şimdi ef'ali mükellefin diye bir hadise var. Biliyorsunuzdur. Bu ef'ali mükellefinde hani haramlar, helaller, mübahlar, vacipler, farzlar, sünnetler. Şimdi bir şey bir şeyin karşılığıdır. Ne neyin karşılığıdır? Ef'ali mükellefinde haramın karşılığı farzdır veyahut vaciptir. Sünnetin karşılığı nedir? Mekruhtur. Bir de vasat diye bir kelime vardır. Yani biz ona ne diyoruz? Caiz diyoruz, mübah diyoruz, helal diyoruz değil mi? Bir de bu karşılığı vardır. Peki o zaman ben bunu niye açıkladım? Şunun için açıkladım, şunu sorayım. Su içmek helal midir, haram mıdır, başka bir şey midir? Buyurun konuşalım. Hangisidir? Şimdi su sonradan yaratılan bir şey olduğu için zatında helal haram olamaz. Allah ne derse odur. Yani ne zaman helal, ne zaman haram? Allah ne zaman derse o zaman helal haram. Bütün mevcudata böyle bakmamız lazım. Sonradan yaratılan bir şeyin sıfatı kendinde zati olamaz. Allah ne koyarsa öyle olur. Şimdi baktığında dün helal olan su bugün elini uzatamıyorsun, haram hükmüne geçiyor. Kim haram dedi? Kim dediyse bütün kainat onun emrinde diye onu da anlamış oluyorsun. Bak bak hükme bak. Meseleye bak ne kadar ince bir şey. Şimdi insanın böyle bir durumda suya dokunamaması, kendini bile idare edememesi. Neyi anlatıyor biliyor musunuz ona? Aslında kainatın esas sahibini anlatıyor. Yani orucun en büyük hikmeti. Bak bakalım kainat kimin elinden dönüyor? Şimdi insan hakikati itibariyle bir yaşında çocuk gibi acizdir, muhtaçtır. Şimdi şuraya bir yaşında çocuk girse, dayılansa, var mı bana yan bakan asarım keserim dese ne yaparız? Güleriz değil mi? En son babası gelip tokadı yapıştırdı mı ne olur çocuk? Ya ben meğer güçsüzmüşüm der, ağlamaya başlar. Tokadı yiyince de. Ve sonra ne der? Ben meğer anne ve babamın yardımlarıyla hayatta kalıyormuşum der. Bir yaşında çocuk. Altını temizlemesen düşer. Şimdi nefis aynı o bir yaşında çocuk gibi komik ahvallerde. Ben varım, ben yaparım, ben ederim. Canım ne isterse onu yaparım. Ramazan geliyor mu geliyor, oruç geliyor mu geliyor. Tokadı vuruyor mu bir tane? Hadi canım önündeki suya bile dokunamıyorsun. Dün sana helal olan su bugün haram hükmünü aldı diye tokadı bir yapıştırıyor. Ne oluyor? Bir yaşında çocuk gibi ağlıyor. O çocuk nasıl annesini arıyorsa kul da Rabbini arıyor. Meğer kainat benim değilmiş, Allah'ın elinden idare ediliyormuş diyor. Bizim anlamamız lazım. Bu hayat bile bize ait değilken nasıl benim olabilir? Yani ben benim değilim. Benim ben demem için bile beni ben yapması lazım. Nasıl bana ait olabilir? Biz bağımlıyız, bağımlı. Neye bağımlıyız? Allah bizi neye bağımlı yarattıysa ona. Yani esas olarak ona bağımlıyız ve bunu en iyi anladığımız Ramazan oluyor. Değil mi? Evet. Mesele bu kadar. Sübhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve selam. Bakın beyler, Ramazan'ın içerisindeki bu hakikatini böyle anlayabileceğiniz bir şey yok ha. İnan yani oruca bakışım bu yıl bir kez daha değişti. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen,
abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.